Yaşar amca nasıl sağ gösterici ol burada ama. Ha. Demek ki sadece babamın canı çikolata istemiyormuş. Yaşar amcanın canı da çikolata çekebiliyormuş. Can bu, çekiyor. Canını alırım senin Gökçe. Tamam, biz şimdi sakin olalım. Bundan sonra ne yapacağımızı düşünelim. Ne yapacağımız belli. Kaçıracağım kızını. Ay tabii ya. Onlar vermezse biz de gideriz, kızımızı olur, kaçırır, geri getiririz. İşte bu be. Hem Kuzey'im oğluna kız vermemek ne demekmiş? Yer mi Karadeniz çocuğu? Yemez, kaçıracağım. Biz sonuna kadar arkandayız baba. Zaten bunu Yaşar amca istedi. Şimdi onlar düşünsün. Ya. Bana bak, Feride. Anneni size almayın içeri. Uğraşamam. Aa, sen hiç merak etme. Annemiz şu sıralar bize asla bulaşmaz. Kızımızı kaçırmaya gerek kalmadı. Kendi kaçmış zaten. Ne diyorsun Feride ya? Ne kaçması? Aşkım. Canım bak, baban bizleri, zalim baban bize neler yaptı ya. Olsun aşkım, al. Pes etmek yok. Sonuna kadar savaşacağız. Savaşmak falan bitti. Ben savaş stratejimi değiştirdim. Seni kaçıracağım. Kuzey, beni kaçırsan ne olacak? Kaçırsan ne olacak? Aa, sen evli olduğun sürece kaçırsan da evlenebileceğiz mi sanki? Mavişim, en azından kavuşmuş oluruz ya. Kuzey bak, bizim düşmanımız babam değil. Senin evliliğin. Önce ona odaklanalım. Ya odaklan... O ne lan? Hoş, tamam dur, sakin ol. Oha, yok artık. Ey dur, sakin ol, sakin ol. Oğlum sen benim kızımı kaçırmaya mı geldin? Yok baba, otel köşelerinde sürünmesin diye kalıyor burada Ömer. Ha, ben bu baby face'le bilmeden ev arkadaşı oldum yani. Yok öyle değil. Yani sen zaten bu evi kullanmıyordun. Bu ev genelde boş kalıyordu. Ben de o yüzden dedim ki Ömer kalsın burada. Ben aslında çok iyi bir ev arkadaşıyımdır. Yani güzel yemek yaparım, bulaşıklarım, örgü örmem. Ama tanısanız beni çok seversiniz kesin. Konsolda futbolda oynar mıyız lan? Bayılırım. Yere git lan. Babacığım, kime niyet, kime kısmet? Sen Yıldız ablayı istedin, küçük aile evlendin. Çok komik. Defol git lan evimden. Baba ne olur Ömer biraz daha burada idare etse. Zaten ailesi ona hiç para göndermiyor. Çocuk 5 kuruşsuz ne yapacak sokaklarda? Oğlum anladık, paran yok. Pijama alacak paran da mı yok? Niye benim pijamamı giyiyorsun sen? Ha, Antep'e gelirseniz siz de benimkini giyebilirsiniz. İstemez. Herkes kendi pijamasını giyecek küçük ha. Hadi evli evine, köylü köyüne, hadi yürü. Baba, Ömer'in kalacak yeri yok. İyi o zaman. Gitsin yaylada, samanlıkta yatsın. Hadi. Hey. Aa, bu soğukta bu çocuk yaylada, samanlıkta nasıl kalacak Kuzey? Kalsın şu odalardan birinde ya. Ya Yıldız, zaten benim başımdan aşkın dertlerim. Bu ne? Bir de bununla mı uğraşayım ben ya? Yukarıda konuşmalarınızı duydum. Çok üzüldüm. Yani bir insanın zaten böyle bir durumda sevdiğine ulaşamaması çok zor. Bir de babasıyla ilgili böyle problemler yaşaması daha da zor yani. Yapma ya. Öyle mi canım? Çok mu hoşuna gitti? Yok vallahi çok üzüldüm. Git dışarıda üzül o zaman. Delireceğim ya. Delireceğim. Tamam aşkım, delirme ha, delirme bak. Aa, sabrettik. Az daha sabredeceğiz. Ya Yıldız, ben çok sıkıldım böyle. Hiç ben seninle görüşemiyorum ki, kaçak göçek liseli gibi. Vallahi çok sıkıldım böyle olmasından. Tamam işte, Antep'e gelirseniz sizi orada kimse tanımaz. Oğlum sen hala burada mısın lan? Beraber gideriz diye bekledim. Saçma sapan konuşma. Niye saçma sapan olsun? Aa, böyle hep beraber gitsek, böyle biraz havamız değse fena mı olur yani? Yıldız ne diyorsun sen şimdi? Antep'e mi gidelim diyorsun? Ben böyle büyük minnoşumu kimlere gelin vereceğiz, kimlerle dünür olacağız görsem fena mı olur? Ya bak, büyük minnoşum diyorsun. Ne tatlısın ya. Ama ben kimseye kız vermem. Ama baba lütfen ya. Olmaz dedim. Ya baba lütfen, lütfen baklava yiyelim, beyran içelim, böyle nohutlu dürümlerden falan yiyelim ya. Ne olur Dad, hadi be gidelim. Olmaz dedim. Ya yeter ya, olmaz diyorum. Tamam, tamam kızlar. Siz bir balkona çıkın, ben şöyle bir babanızla baş başa bir konuşayım, ondan sonra sizi ben çağıracağım, haydi. Ben yukarıdayım. Destan Bahçe. Sen de haydi Ömer'cim, sen de dışarı çık. Aferin. Kapıyı da kapatın. Kuzey, aa, buradan böyle biraz gitsek, stresten uzaklaşsak, belki ben seni öperdim. Gidersek öpeceğim mi? Vallahi mı? O zaman bu romantik tatilimizi ben bu küçük hanın evinde falan yapamam. Şeye gidelim. Kapadokya'ya gidelim. Kapadokya'ya mı? He, Kapadokya'ya.
Madem sonunda beni öpeceksin, buna yaraşır bir yer olması lazım. Hem de böyle yeryüzünden gökyüzüne yükselirken. Ya ben seni öpünce zaten yeryüzünden gökyüzüne otomatikman yükseleceksin mavişim. Öyle değil abi, balona binince. Balon mu? Balona bineceğiz. Tamam ya, öp de nerede öpersen öp. İyi tamam, o zaman kararımızı söyleyelim kızlara, çağırıyorum. Hadi. Kızlar gelin haydi. Çağırıyor, çağırıyor. Bilmiyoruz. Verdik kararımızı. Ne? Söylüyoruz, hazır mısınız? Kapadokya'ya gidiyoruz. Siz romantik tatilimizin bir parçası değilsiniz, siz gelmiyorsunuz. Nasıl ya? Niye biz gelmiyoruz baba, niye? Çünkü siz okumadınız, çalışacaksınız. Allah Allah! Okusaydınız krallar gibi tatil yapabilirdiniz. Ama okumadınız. Bu şartlarda Mavişim'le biz romantik bir tatil yapacağız. Siz gelmeyeceksiniz. Kim biliyor? Burası sizi ilgilendirmez. İyi ama abimleri de çağırmamız lazım ha. Öyle baş başa gidemeyiz. Babamlar peşimize takılır. Çağırırız ya. Abimler bizi bozmaz. Biz orada her... tamam. Antep'e de gideriz değil mi? Gideceğiz. Tamam. Sağ ol benden de o kadar. Babamlar orada Kapadokya'nın tadını çıkarırken böyle dıs eğlenirlerken biz burada fırının altında terliyoruz. Yok öyle ya ama. Mine biz o okulu hiç ekmeyecektik. Hayatımızın hatasını yaptık, kabul et. Kardeşim biz hayatımızın hatasını falan yapmadık. Biz sadece eğlenmek istedik. Bunun bedeli bu kadar ağır olmamalıydı. Yeter artık, ben isyan bayrağını çekiyorum. Al benden o kadar. Ben de çekiyorum. Yürü kız, gidelim. Ordu'nun o güzel sokaklarına atalım kendimizi. Böyle bağıra çağıra özgürlüğümüzü ilan edelim kardeşim. Bir sakin ol Gökçe. Özgürlüğümüzü ilan edeceğiz. Ama Ordu sokaklarında değil. Kapadokya sokaklarında. Ups. Biraz abartmıyor musun tatlım? Bizi babam orada görürse var ya, düşünmek bile istemiyorum, mahveder bizi. Düşün. Ya düşün. En fazla ne yapabilir ki? Bağırır. Çok bağırır. Double double bağırır. Ama ne bileyim Mine ya, işte bir sürü laf eder, kızar falan. Ama eninde sonunda affeder. Kızım, biz onun biricik bebeksi kızlarıyız. Azıcık aklını kullan. Doğru söylüyorsun aslında. Ben sonuçta oraya gittikten sonra ne yapacak? Deveyle bizi geri mi yollayacak? Ay hadi. Çıkaralım şu önlükleri, prangaları da rahatlayalım. Evet. Çıkaralım tabii. Benim dilimi eşek arısı soksun. Bu nedir? Ne işiniz var sizin burada? Seni özledik babişka. Siz özlediniz. Bu dallamalar da mı özledi? Sizin ne işiniz var lan burada? Vallahi biz de özledik Kuzey abi. Ya inanır mısın, pijamalarına sarıldım ağladım. Senin bizi Karadeniz'in azgın sularına atmanı bile özledik be abi. Bunun hesabını hepinize soracağım. Ya ne var, ben topladım getirdim hepsini. Biz tatil yapmayak mı? Ya siz yapın da ben niye bu hırtlarla tatil yapıyorum? Çıkın gidin lan buradan. Aşkım oturun siz. Oturmayın aşkım. Ya oturun. Burada ben varım. Size kimse bir şey diyemez. Oturun la, oturun ha. Ama öksürüyor. Ya gıcık tutmuştur onu, gıcık. Al su iç. İçmeyeceğim. Al. Ya aman. Abla. Özledi mi beni? Çok özledim kardeş. Hepinizi çok özledim ya. Biz de öyle tahmin etmiştik. Ne yiyoruz? Hı? Çizeyim. Benim iştahım kaçtı. Ama asma suratını ya. Asma gül. Çok mutlu ha. Bakın çok mutlu. Yapacak bir şey yok. Biz çok kalabalık bir aileyiz. Çok kalabalık. Siz nasıl buldunuz la bizi? Ben gonum attım. Bak surata bak surata. Kalk sen söyleyin. Yeni aldım ben onu. Ya hadi yiyin ha. Yiyin. Aşkım yesene. Alın onu hadi. Al Kamer hadi. Al başla. Daha bir sıkıyormuşum ya. Ya yemin ederim deve için yaratılmışım ha. Deve bilgisiyim ben.
Murat. Ah be, sen de olsaydın be kardeşim. Sana daha iyi sarılabilmek için aşkım. Yalan söyleme. Aa, bundan da korktun değil mi? Doğru söyle. Korktum tabii, bu da yüksek. Senin niye hiçbir hayalinin ayağı yere basmıyor? Çünkü benim adım Yıldız. Benim yerde ne işim var? Gökte de ne işim var? Deniz yıldızı olabilirdin mesela. Baba, doğru söyle. Sen bana sarılmak için numara yapıyor olmayasın. Vallahi benim ayaklarım yere değmeyince benim canım sıkılıyor. Midem bulanıyor benim. Dayı, bu kaplumbağa falan mı zannediyor kendini? Çok yavaş gibiyiz ya. Hayır, ne yapalım ya? Ne alaka ya? Pardon, yarışak mı lan? Lan ne yarışması? Ben düz zor gidiyorum. Ne yarışması ya? Ne oldu lan? Ondan da mı korktun? Deve deveden korkar mıymış? Ya sen bu şakaları doğaçlama mı buluyorsun yoksa bir yerden mi okuyorsun? İyi oğlum, bal gibi şaka yaptım yani. Bence yarışak. Ya abi, abi! Haydi! Haydi! Ya ben seninle dünyanın en yerine giderim ya. Dayı, tamam, biraz yavaşlıktın. Bizi bacaklarım ayrılacak benim. Bizi de çekin, bizi de çekin. Poyraz. S'il vous plaît, madame. Merci, monsieur'cum. Kopya çekmeyin la, çömezler. Bir arzunuz var mı efendim? Olmaz mı ya? Hadi oğlum yeter ya. Bartur yeter, 10 saattir. Gıcır gıcır. Kusura bakma. Sen şöyle masayı güzel bir donat, ne varsa getir. Özellikle tam ortasına da Nadem için, yani hanımım için güzel böyle yanar dönerli bir meyve tabağı getir. Katlı olsun ama yani. Katına dikkat ederim. Baş şimdi. Hayırdır, gömü mü buldun Sefer? Oğlum dedin ya, ben ısmarlarım, hepsi bende falan dedin ya Pampam. Bana Pampa demeyeceksin, enişte diyeceksin. Enişte mi? Ya, yabancılaşıyorum öyle, istemiyorum öyle yani. Şu an gerek yok Pampa abi, iyi şey yapma. O zaman kendi hesabını kendin ödersin. Bu ne şimdi bu ya? Gerçekten berbat bir tatil yani. Hiç istemedim şu anda. Çok kötü bir tatil bu yani. Bu ne? Hadi. Ben sahil işte derim. Eniştem. Canım eniştem. Güzel eniştem. Bak bu çocuk salak ama işini biliyor. Ne istiyorsan söyle benden. Adımı söyle yeter. Tamam. Kamerime alevli meyve tabağı istiyorum. Hem de 5 katlı. Ya Poyraz'ım, ben de chia tohumlu salata istiyorum. Ha, bak vallahi chia'nlara sokturturum içiniz daha. Yılıklar, görgüsüzler. Yapabiliyorsan daha iyisini yap, buyur. Eniştem. Eniştem benim. Kurban olurum eniştemi. Canım eniştem, hadi. Affet eniştem. Yapma, yeter. Tamam, hadi. Bütün hesaplar benden. Baba! Bana bak, yiyin için ne istiyorsanız yani, sıkılmadan ne isterseniz, istediğiniz yiyin için hesaplar pampa dedim ya, eniştemden. Sağ ol Sefer abi. Gitti mi lan oğlan? Hadi gerçekten çok mucize bir, şahane bir tatil ya. Mükemmel bir tatil. Hoş geldin, otomatik ben de şöyle yana geldin abi. Ey kızlar, siz niye öyle suskusunuz? Ya Yıldız abla, burası biraz böyle bizi bastı darladı açıkçası. Burası biraz böyle yaşlı işi gibi sanki, ha? Yaşlı işi mi? Sizin babanız öyle bir delikanlı ki, bu hırtları ikiye katlar, 5'le çarpar. Değil mi lan Şirine? Yaparsın abi. Çarparsın abi. Ya Dad, ben diyorum ki yani benim küçük nacizane bir fikrim. Acaba daha eğlenceli bir mekana mı geçsek? Hayır. Babanız böyle istiyor, böyle seviyor. Biz birazdan Yıldızcığım'la dans edeceğiz. Tamam işte babacığım. Sen mavişine güzel güzel dans et. Biz daha fazla kasmayalım size.
Otur oturduğun yere. Kız, delirtmeyin adam şurada. Otur oturduğunuz yerde. Ay oturmayın, kalkın gidiyoruz ya. Hadi. Abla. Ya çocuklar aklı. Siz burada içi geçmiş gibi oturun, dansınızı neyiniz edin. Biz partilemeye gidecek. Öyle bir şey yok. Kurda kuzu emanet etmem ben. Oturun yerinize. Hasta ablan, hasta ablan. Ya Yıldız mam. Kurban olayım, sen bir şey söyle bari. Kuzey, kızlar gitsin biraz eğlensinler. Hem onlar Yıldız annelerini üzecek bir şey yapmazlar, değil mi? Asla. Tamam, ama 12'den önce bal kabağına dönüşmeden geleceksiniz. Yavaş ya. Hadi gelelim. Hadi yemek kabağını yersiniz. Örgüsüzler, bu nedir bu ya? Çık, at kuyruğu. Anam nasıl mutlu oldular ya? Biz de böyle bahsedeceğiz ha. Poyraz, ben bazen o günün hiç gelmeyeceğini düşünüyorum ha. İyi, kızım öyle şeyler deme ya. Ne yapacağız, üzerimizi yapacağız, güzel güzel dans edeceğiz. Ama buraya eğlenmeye geldik abi. Dur bakayım, dans! Ya dikkat etsene be! Ama az yavaş hanımefendi yani. Burası babanın tarlası değil bebeğim, dans pisti. Ne olmuş yani çarpmışsam? Tam usul alma. Acıdı mı canımız? Ha? Yok yok, acımadı. Poyraz. Hayırdır, bir durum mu var? Ha, yok ya, önemli bir şey yok Emre, sağ ol. Ha, bir durum varsa yaparız açık oturma. Yok. Yok oğlum, öyle bir şey olsa derim ben. Hadi sen tamam. Ben buradayım, bir şey olursa söyle bana. Aa, ama suratımızı asmak yok. Hadi, hadi dünyanın uydusu. Ben de öküzüm lan. Bir kendi tipine bak. Bir de yanındaki güzele. Ne diyorsun lan sen? Ha? Ha? Ne diyorsun oğlum? Boylan! Ne oluyor lan? Ha? Onu seni geberteceğim lan. Bana bana bana. Kıksın lan sen. Ha? Ne oluyor lan?
Al. Mantomla zaten. Şu benim. Hemen. Kimse. Hadi kardeşim, olay büyümeden çekin gidin buradan. Yok öyle ya ama. Gelecekler, özür dileyecekler, ondan sonra gideceğiz. Eğer biraz daha zorlarsanız polis girecek işin içerisine. Beni uğraştırmayın. Tamam. Evet. Hadi adam aklı, doğru otele hadi. Evet, gideceğiz otele, gideceğiz. Ama mınçıka ve muştalarımızı alıp öyle geri geleceğiz. Aynen. Ya kızım, bak benim bu adamların suratına tükürecek bile gücüm kalmadı ya. Ama benim enerjim hala yerinde. Ben enerjimi hala atamadım. O nasıl olacak? Ha, gencim diyorsun yani. Bana geçtiğini söylüyorsun yani. Sen benim yaşlılığımı benim suratıma vuruyorsun yani ha? Yok ben aslında... Sus, bağırttırma beni! Tamam halay, sakin ol sen de. Sakinim ben! Sakinim! Bakın, eğer canınız kavga etmek istiyorsa biriyle gelin benimle kavga edin. Yoksa doğru otele. Ha? Bak ya. Oğlum bak, montunu bir gülce de seveyim. Ay halam var ya, korkulur senden. Nasıl dağıttın iki dakikada herkese? İyi. Olan da benim Legolas'ım oldu. Evet ya. Yalnız çok iyi dayak yedik ha. Evet ya. Ah.